Galatex Örme uzun yılların sektör deneyimiyle sektörde faaliyet göstermektedir. Firma konfeksiyon hazır giyim üretimine yönelik hizmet vermektedir. İhracat ağırlıklı çalışan firma bünyesindeki tasarım ekibiyle modayı yakından takip ederek çalışmalarına başarıyla devam etmektedir. Biz de firmanın yönetim kurulu başkanı Murat Can'a mikrofonlarımızı uzatarak sektöre giriş hikayesini ve çalışmalarını dinliyoruz. Tekstil sektörüne ben 17 yaşında başladım. 17 yaşında büyük tekstil bir firmasında çalışıyordum. Bu tekstil firmasında birçok aşamada çalıştım. Tam entegre bir tesisti. En alttan en üste kadar bütün departmanlarda bulundum. Bu departmanlarda bulunduktan sonra bu tecrübeyi kendi işime yansıtacağımı düşünerek 2012 yılında Galatex'i kurdum. Kardeşimle birlikte zaten kuruluşunu yaptık. 2012'den bugüne başarılı bir şekilde devam ettiriyoruz. Kesim, dikim, ütü paket olarak tam bir entegre konfeksiyon firmasıdır. %100 ihracat yapıyoruz. Bu ihracatın %60'ı bayan, %30'larında erkek, %10'da bebek grubuna çalışıyoruz. Tabi bu yıl ve sezonlar olarak değişmektedir oranlar. Biz Fransa ağırlıklı çalışıyoruz. Fransa ile büyüdük. Bunun yanı sıra diğer ülkelerden İngiltere, Almanya, İtalya, zaman zaman İspanya. Bu ülkelere ihracat yapıyoruz. Bunun dışında diğer ülkeler olarak da bloklarda işte Fas, Yunanistan, diğer kısma geçtiğimizde yine İtalya, İngiltere, Almanya vesaire buralarda kumaş ihracatı da yapıyoruz aynı zamanda. Firma kendi tasarım ekipleriyle müşteri odaklı çalışarak kaliteli ürünler ortaya çıkarmaktadır. Kendi bünyemizde tasarım ekiplerimiz var. Biz ya müşteriye burada ağırlayıp kendi ürünlerimizi satıyoruz. Bazı müşteriler de kendi ürünlerini bize gönderip onların üzerine değişiklik tasarımları yaparak bizden ürünleri satın alıyorlar. Tabii müşteriden müşteriye değişiyor bu. İşte bazı müşteriler bize artworklerini verdikten sonra biz onlara çizim üzerinden hazır ürün haline getiriyoruz. Biz buradan destekleyici oluyoruz. İşte bizim kartelalarımız, renk çalışmalarımız, kumaş hargimiz bu konuda güçlü. Bunları sunum yapıp masada birleştirip bir ürün haline getiriyoruz. Murat Can, Türk tekstil sektörünün son yıllarda büyük gelişme gösterdiğini belirterek tüketicilerin de bu konuda bilinçlendiğini dile getiriyor. Ülke olarak kaliteyi yakalamış durumdayız. Kalitede ve teknoloji olarak her zaman tekstili önde götüren ve diğer sektörlere Çin'dir. Biz artık Çin'i yıllarca gerilerden takip etmiyoruz. Kalite anlamında daha öndeyiz. Bundan 15 yıl önce giyindiğiniz, işte üzerinize bir ürün aldığınız zaman mutlaka o ürün sizi boyar hale geliyordu veya bir yıkama aşamasında makinenin içerisinde birçok ürünü bozuyordu. Artık böyle bir ürünü aslında hiçbir marka kabul edemez durumda ve ben de yaklaşık 10 yıldır böyle bir ürün görmüyorum. Şimdi bizim kendi kalite ekiplerimiz var. Kalite ekiplerimiz ve aynı zamanda yapmış olduğumuz testler var. Hani kaliteyi doğru anlamda tutturabilmek için. Burada da inspection firmaları var. Bunlarla aynı çarkın içerisinde bütün bilgileri koyduğumuz zaman kalite bozukluğunun önüne geçmiş oluyoruz. Murat Can, tekstil sektöründeki başarılarının sırrını şu sözlerle açıklıyor. Burada bizim başarımız, fiyatta çok iyiyiz. Piyasadaki belki ilk 10'a girebiliriz bu durumda. Bunun sebebi biz her şeyi ipekten giriyoruz. Aynı zamanda kendi örgü makinamız var. Fiyatta zaten müşteriye doğru yaklaşımı gösterdikten sonra, kaliteyi tutturduktan sonra zaten öncü pozisyondasınız. Ham madde olarak biz genelde Türk menşeli ürünleri kullanıyoruz. İşte ipliğimiz genelde Ege pamuğu kullanıyoruz. Masuritli, hani iplik elyaf uzunluğu çok iyidir oranın. Genelde Ege pamuğunu müşterilere sunuyoruz biz. Murat Can konuşmasında 15 Temmuz darbe girişiminin bir iş adamı olarak kendilerini yıldırmadığını belirterek yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini ifade ediyor. Bizim tabii müşterilerimiz yurt dışından bize bunlarla ilgili olumsuz döndükleri yönde biz onları buraya davet ediyoruz. Dışarıdan göründüğü gibi değil aslında ülkemizde o kadar, bu 15 Temmuz tabii ki talihsiz bir durum ama daha farklı yansıyanlar kadar korkulacak bir şey yok ülkemizde. Biz yatırımlarımıza devam ediyoruz. İstihdam sağlamak için ve buna diğer yatırımcıya teşvik etmek adına ben de bu ay içerisinde İşkur'la görüşüp bir 50 personel alacağımı buradan teyit ediyorum. Bunu da diğer yatırımcı arkadaşlarımızdan da bekliyoruz. Murat Can son olarak ileriye dönük hedeflerini mikrofonlarımıza paylaşıyor. Yeni yatırımlarımız var. İşte birkaç ay içerisinde yapacağımız yeni yatırımlarda farklı bir markalaşma adına yaptığımız çalışmalar var.
Burada da 2 milyon dolar gibi bir devletin üzerinde teşvikler de var tabii, kullanacağız. Bununla ilgili yeni bir yatırım yapmayı planlıyoruz. Bunun dışında markalaşma yolunda ilerleyeceğiz.